Herkese merhaba. Maçka Stil Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Her şeyin başı sağlık ama öncesinde moralimizi de yüksek tutmak hepimizin ortak amacı. Bugün sevgili Azra ile birlikte sevgili Rüya Büyüktetik'i ağırlıyoruz. Rüyacığım hoş geldin. Mert'in de dediği gibi kış geldi. Üstelik gündemden dolayı evlere giriyoruz. Ama böyle zor zamanlarda ben hep daha bir kendime özenli ve gayretli oluyorum ki moralimi daha yukarıda tutabileyim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben de aslında biraz kendisi için giyinenlerdenim. O yüzden evde olmak veya dışarıda olmak fark etmiyor. Bir saçımı güzelce şekillendirmek, hafif bir makyaj yapmak, üstüme şık bir şey giymek evde olduğum zaman benim de modumu çok yükseltiyor. Bu dönemde de birazcık moralimizin yükselmesine de ihtiyacımız var diye düşünüyorum. O zaman hazır Rüya'yı da bulmuşken Maçka koleksiyonunda bu sezon evdeyken gerek toplantılarda gerek evde kendimizi iyi hissetmek için neler giyeceğimizi birlikte biraz konuşalım. Rüya'cığım sen evdeyken hangi parçaları tercih ediyorsun? Ben evdeyken biraz daha aslında hem rahat hem şık olmayı tercih ediyorum diyelim. Öyle olunca da mesela böyle içinde rahat hissedeceğim bir pantolon, belki üstüne hafif böyle bol bir oversize bir sweatshirt olabilir veya bir kazak olabilir. Eğer mesela bir Zoom görüşmem olacaksa biraz daha tabii ki şık bir şey giymek istiyorum. O zaman daha detaylarında birkaç böyle ufak tefek aksesuarları olan parçaları da tercih edebiliyorum. Dolayısıyla bu aslında kombinler arasında gidip geliyorum diyebilirim. Ben bir kadının gardırobundaki en joker parçalardan birinin tabii ki stiline uygun elbiseler olduğunu düşünüyorum. Ve elbiseler söz konusu olduğunda da Maçka çok doğru bir adres. Maçka her sezon bütün alıştığımız Maçka'nın renk kodlarının içinde bizi şaşırtan renkler de sunuyor mutlaka. Bu sezonda koleksiyona bakarken benim dikkatimi çeken renklerden biri size bu göstereceğim zümrüt yeşili elbise oldu. Mesela bence bu elbise özellikle bu dönem için ev şıklığı içinde çok rahat kullanılabilecek bir parça olduğunu düşünüyorum. Sence de öyle değil mi Rüya? Bence de bayağı güzel. Hem kesiminden ötürü hem renginden ötürü insanı hem rahat hem de şık hissettirebilecek bayağı joker bir parça bence de. Yine Rüya'nın demin dediği gibi Zoom toplantıları da söz konusu olduğunda tek parça olarak kendiliğinden aksesuarı olan, işlemesi olan ve ya da bir detayı olan parçalar ev şıklığını da kolaylaştırıyor aslında. Yine bu renk tonları da benim bu sezon en sevdiğim renklerden. Sen de bu renk tonlarını çok seviyorsun. Ben evet biraz galiba belli de ediyor olabilirim şu anda sevdiğimi. Peki sweatshirtlerle ilgili ne düşünüyorsun Rüya? Sweatshirtlerin kullanımıyla ilgili. Maçka'nın sweatshirt tarzını da çok seviyorum. Çünkü hem şık, detayı, kesimi, bir farklılığı var. Hem kendini iyi hissediyorsun hem rahat hissediyorsun. Bu sezon benim çok beğendiğim iki tane parça var sweatshirt koleksiyonumda. Bir tanesi bu. Bu kollarındaki saten detayı ve cep detaylarıyla inanılmaz şık gözüküyor her şeyden önce. Mesela bu bence senin sweatshirtle ilgili bütün sınırlarını yok edecek bir şey. Kesinlikle. Çok güzel. Bir diğeri de daha sana yakın. Bunun da rengini ve kolundaki şu detayı çok beğeniyorum. Bir kere zaten lacivert ve siyahın birlikte kullanımını çok seven biriyim. Orada kural yıkmayı seviyorum aslında. Azra'nın da çok sevdiğini biliyorum. Mesela bunu çok klasik bir siyah pantolonla bile görebiliyorum. Demin elbiselerden bahsederken bir şeyi es geçtik aslında. Hepimizin annelerimizden, anneannelerimizden, babaannelerimizden alıştığı evde giyilecek olan ayakkabı, terlik. O yüzden ben demin ev ayakkabısı dedim. Azra'nın bu konuyla ilgili söyleyeceği bir şeyler var. Evet Mert'cim sen hemen kafanda canlandıracaksın, hatta Rüya sen de. Bizden bir önceki jenerasyon, belki anneannelerimizi de katabiliriz buna. Çok feminen ev kılıkları vardı. Ve o ev kılıklarının altına giydikleri lame, dore, topuklu terlikler. O jenerasyondan bize sanki 5 jenerasyon 60'casına bizler konformist hale geldik. Acaba bu pandemiden sonra çok sıkıldığımız için o hallere geri dönebilir miyiz diye tartışıyoruz. Yer miyiz evde topuklu miyolları? Yani giyeriz de alt komşu ne der? Hani biraz onu düşünmek lazım. Ama bak kadın olmanın güzel bir hali Mert. Evde yani o kadar feminen dolaşmak da hoş bir şey. İnsan böyle geçerken aynadan kendini görse bile yeter bence. Katılıyorum ve hatta arttırıyorum. Bir kere bu pandemi dönemi şunu öğretti. Yani
yıllar boyu aldığımız ve sadece hani tırnak içinde özel zamanlarda giymek için sakladığımız şeyleri benden daha uzun yaşamayacak deyip evde de kullanmaya başladık. O yüzden de bu videonun en önemli amacı şu, gerçekten sezondaki o çok beğenerek aldığınız maçka parçalarınızı evde rahatlıkla giyebilirsiniz, içiniz rahat olsun diyebilirim o zaman. Bugün sevgili Azra Zeyrek ve Rüya Büyüktetik'le birlikte evde nasıl şık oluruz'u konuştuk. Hepinize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız varsa bekliyoruz.